Burada ilk defa kendi kendime bir deneme yapmak istedim. Belki Türkiye'de de bu bir ilktir. 30 kW'lık bir halka düşünün. Burada da 15 kW'lık bir halka düşünün. Buradaki çiftlik diyeceğimiz, öyle tabir edebiliriz, evet, herhalde yanlış evet, olmaz. Diyebiliriz. Bütün ihtiyacını kurduğunuz bu konteyner ve oradaki arazideki paneller karşılayacak. Kesinlikle. Farklı 3 grubu, yani 2 grup demiyorum, 2 grup ayrı invertörümüz var ama buraya bir de dizel jeneratör koyacağız. Dizel jeneratörü de koyduğumuz zaman üçü birbirine senkronize olacak, bağlanacak. Ve bu konteyner bir anlamda enerji kutusuna, enerji kübüne dönüştü. Doğru bir tanım oldu bence. Enerji küpü güzel bir tanım oldu diyebiliriz. Evet. Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda İzmir'in uç noktasındayız. Karaburun'dayız. Hatta tam lokasyon olarak neredeyiz Deniz abi? Karaburun'da Sarpıncık Köyü civarındayız. Sarpıncık Köyü civarındayız. Gerçekten off-grid dediğimiz bir yer. Hani televizyonlarda çokça görürsünüz. Alaska'nın çok uç noktalarında güneş panelli sistemler yapılır. Belki o zor şartlar yok burada ama güneş açısından benzer zorluğu yaşıyoruz. Kesinlikle. Öncelikle videomuza hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür Kerem ederim. Bey. Hoş bulduk. Bu sizle olan üçüncü videomuz. Her biri farklı bir konsept. Bugün evet. De inşallah hep beraber off-grid sistemleri ve yaptıklarımızı sizlerle konuşmak evet, istiyorum. Evet. Zaten şu an izleyicilerimizin ilk dikkatini çeken bu tarafta bambaşka bir şey var. Diğer tarafta bambaşka bir sistem var. Evet. Neden böyle bir sistem var? Bunların çalışma mantığı nedir? Hepsini sizden detaylıca dinleyeceğiz. Evet, evet inşallah. Öncelikle bu proje nasıl oldu? Ne için tasarlanıyor? Oradan başlayalım dilerseniz. Şöyle Kerem Bey, burada yaklaşık 60 dönüm bir arazi var. Bu 60 dönüm arazide mal sahibi burada bir çiftlik kurmak istiyor. Tabii şimdi biliyorsunuz burada en önemli konu su. Suyla ilgili sondaj yapmış ve 100 metrede suyu bulmuş. Yaklaşık 5-6 kW'lık bir pompayla suyu yukarı çekmesi lazım ve bunun için elektrik lazım. İlk ihtiyaç buradan doğuyor. Daha sonra buradaki hayvan çiftliği, hayvanların bakımı, onların binası, onların enerji ihtiyaçları ve tabii ki kendi yaşayacağı ev. Kendi yaşayacağı evdeki iklimlendirme, evle ilgili her türlü konfor. Bununla ilgili ciddi bir elektrik talebi söz konusu oldu. Burada tabii bunu jeneratörle karşılayamayacakları için sürekli biz güneş elektriğini, hibrit sistemi, hatta bir anlamda bir mikro şebekeyi önerdik. Tekliflendirdik. Uygun görüldü. Ve bu doğrultuda bu proje başladı. Şu anda son aşamadayız. Artık bitirmek üzereyiz ama evet. Tam bu aşamada sizin de gelmeniz, görmeniz çok iyi oldu. Evet. Genelde hep bitmiş tesisatları gidip izliyorduk, evet. Videoluyorduk. Ama burada daha işler yapım aşamasında. Kablolar niye böyle? Arap saçı gibi kablolar diye yorumlar gelmesin. Daha evet. Bitmedi. Şu an daha bitmemişken videoluyoruz. Evet. O anlamda güzel olacak bizim tabii, için tabii. De. Şu an yapım aşamasındayız. Şantiye durumundayız. Yaklaşık 4-5 gündür buradayız, hı hı. Kerem Bey. 1-2 gün daha işimiz var, hatta belki 3 gün. Yani toplam 1 hafta 10 günde bitireceğimiz bir iş oldu bu. Hı hı. Başından sonuna kadar, ama bu bölümde yani sonuna yakın sizin bunu görmeniz ve bunu hep beraber oturup tartışıp konuşmamız, paylaşmamız bence çok önemli ve değerli bir video olacak. Deniz abi, şimdi burada off-grid bir tasarım yapılıyor. Neden insanlar off-grid tasarım yapmalı? Bunu özendirici, bununla alakalı İşte şu sebepler vardır diyeceğim. Sen hazırlanmışsın gördüğüm evet. Kadarıyla. Aynen öyle. Dersini ben gelene kadar dersini çalışmışsın. Off-grid'de neden tercih edilmeli konusunu bir başlıklara ayıralım istersen. Şimdi seve seve Kerem kardeşim, ama ben bir yine bir genel bir özet geçmek istiyorum. Şimdi dünyada 25 sene önce bu iş Amerika'da ve Almanya'da 20 bin ve 100 bin çatı programıyla başladı. Yani son tüketiciydi amaç. Son tüketicinin kendi elektriğini üretmesi, sisteme de katkıda bulunmasıydı. Ülkemizde ise durum farklı. Bizde 2013 yılında bir lamba 1 megawattla başladı. Yaklaşık 10 gigawata yakın tesis kuruldu. Bunların %90'ı bir lambaya 1 megawattı. Ondan sonra oyunun kuralları birdenbire değişti. Tabii ki bu süreç iyi yönetilemedi, doğru başlatılamadı. Şu an hala çok ciddi sıkıntılar var, kapasite problemleri var, ölçeklendirme yok. Kime, neye göre öncelik vereceğiz? Bunlar belli değil. Şimdi mevcut durumda lisanslı projeler elektrik üretiyor, piyasaya satıyor. Fiyatları EPDK belirliyor. Mesela şu an Türkiye'nin hala %20'lere yakın elektriği kömürden üretiliyor, taş kömüründen. Farklı farklı derneklerimiz var. Bu derneklerimiz hep beraber gidiyoruz devlet makamlarına ve diyoruz ki güneşten daha çok elektrik üretelim.
Ama orada değişik bir direnç var. Orada bu talepler ne yazık ki karşılığını bulmuyor ve ülkemiz 2024 yılında hala kömürden elektrik üreterek ve yeni sahalar açarak hem yüzeysel olarak bitki örtüsünü, hayvan topluluklarını hatta köyleri yok ediyorlar. Komple köyleri süpürüyorlar. Buna karşı devletimiz yani hükümet, Enerji Bakanlığı, EPDK buna bir çözüm getiremiyor hala. Bu çok vahim bir durum. Diğer tarafta ise bizler artık çözüm bulamadığımız için off-grid yapmaya karar verdik. Yani bu tarafta bir çözüm üretemediğimiz için ve sistem tıkandığı için dedik ki artık biz kendi başımızın çaresine bakalım. Kendi şebekemizi üretelim. Kendi şebekemizi üretelim. Şehirde ya da kırsalda. Nerede olursak olalım. Mümkün olduğu kadar şebekeyi az kullanalım. Biz vatandaşa artık bir alternatifinin olduğunu gösteriyoruz Kerem Bey. En önemlisi. Bir, buna mahkum değiliz artık. İki, bu diğeri kadar ekonomik. Hatta diğerinden daha çok ekonomik. Şu an devlet piyasayı, elektrik piyasasını Avrupa pazarına baktığımız zaman, karşılaştırdığımız zaman sübvanse ediyor. Elektrik fiyatlarını baskılıyor ve düşük tutuyor. Nereye kadar? Ki şu anki fiyatlarla bile kilowatt saatine 5 lira ve üstünde bir fatura ödüyorsanız bunun yerine kendi elektriğinizi güneşten üretip kullanmanızın yatırımda geri dönüşü size 3, 3,5, 4, maksimum 5 yıl. Şimdi batarya fiyatları da düştüğü için herhalde bu rakamlara batarya gelebildik. Batarya fiyatları da gitgide düşüyor, ucuzluyor, kalite artıyor, daha çevreci bataryalar gündeme geliyor. Yani teknoloji bize müthiş imkanlar sunuyor, bu bir. İşin ekonomisi artık bunu yapabileceğimizi gösteriyor. Dolayısıyla biz bütün müşterilerimize, tabii kendimiz ilk önce bunu kendi üzerimizde yine uyguladık. Ama burada Karaburun'da bu çiftlikte oturduk, anlattık. Sistem Lego gibi eklenebiliyor, gitgide büyüyebiliyor. Bir ekonomik olarak daha uygun fiyatlı ve daha erişilmesi kolay bir sistem var. Yine o da garantili, o da başımızı ağrıtmıyor. Ya da çok daha az ağrıtıyor diyelim başımızı. Bu sistemleri öneriyoruz. İşte arkanızda gördüğüm, anlatacağım. Grovat serisi. Grovat serisi ve onun 5 kWh saatlik bataryaları, aküleri. Hı hı. Bunlar ekonomik seri. Herkesin 5, 10, 15 kWh'a kadar çok rahat bu anlattığım bütçelerin içinde karşılayabileceği ve temin edebileceği bir ürün. Arkamda da tabii çok daha kaliteli 15 kW ve üzeri için önerdiğimiz Trafo'lu, çok daha profesyonel. Fiyatı tabii %50 daha pahalı. Yani kabaca hani söylemek gerekirse şimdiden 1 kW pik, 1 kWh saat ve 1 kW güç için burada ortalama $1000'dan söz ediyoruz. Burada ise $1500'dan söz ediyoruz. Ama tabii ki uzun vadeli düşünürseniz, yatırım 3 yılda değil de 5 yılda geri dönmesi benim için uygundur derseniz bu sistemleri de rahatlıkla yapabiliriz, kurabiliriz. Birazdan zaten farklarını da anlatacağım size. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu sebeplerden dolayı artık biz tamamen off-grid'ciyiz. Off-grid olmanın daha sağlıklı, hepimizin için daha faydalı, kesintisiz elektriğe ulaşmanız, temiz enerjiyi kullanmanız, bu gibi hususlardan dolayı gitgide de taleplerde, bize gelen taleplerde artmaya başladı. Bir de kendi enerjimi kendim üretiyorumun verdiği bir haz da var. Yani şimdi, her şeyden ayrı. Hem o var, hem onun bir güven duygusu var. Yani şimdi bir fırtına olsa, bir deprem olsa, bir afet olsa, bir savaş olsa, tabii bunlar istenmeyen şeyler ama bunlar olabilecek şeyler. İklim krizi işte, bakın yaşadığımız iklim krizi. Seller, orman yangınları, felaketler. Bunları yaşadığımız bir dönemde siz kendinizi güvende hissetmek istersiniz mutlaka. Bunun için de enerjide off-grid olmak çok daha sağlıklı. Peki burada fiyatlara da değindik. O bence çok güzel oldu. Arkamdaki serinin 1 kW için hem bataryası hem 1 kW güç, 1 kW da panel. Evet. Dediğimiz zaman $1000'lar seviyesinde. Yani şöyle Kerem Bey, şimdi o kadar çok sıkıntı ve sorun var ki. Şimdi bunlardan bir tanesi de Türkiye'de güneş panelleri normalde dünyadaki fiyatlarının tam iki katı. Evet. Yanlış politikalar yine bunun sebebi. Bundan dolayı normalde ödememiz gereken bedelin iki katını ödüyoruz. Nedir bu bedel diyeceksiniz. 1 kW güneş paneline ben bugün Avrupa'nın ortasında Almanya'da 100 euroya ulaşabiliyorum. Kıbrıs'ta da
bu rakama ulaşabiliyoruz bu arada. Evet, orada da doğru. Geçen onunla ilgili bir video yapmıştım. Aynen. Çok kaliteli panelleri. Dedim ki acaba B sınıf mı, C sınıf mı? Yok dedi, A kalite. 10 cent, 11-12 centleri alabiliyorum. Aynen, 110 euro diyelim. Evet. 1 kilovatına. Doğru. Türkiye'de ne bu durum? Türkiye'de bu durum 180 ile 220 euro arasında. Yani neredeyse 2 katı. Hı hı. Bunun sebebi ne? Yanlış politika. Şimdi bakın, o sebepten ya da bu sebepten biz vatandaşa önüne koyuyoruz. Diyoruz ki güneş paneli, onun nakliyesi, getirilmesi 250 dolar 1 kilovat için. Hı hı. Akülerimiz 5 kilovat saat aküler. Bunların 1 kilovat saatinin maliyeti bize aynı şekilde 250 dolar. Yani 500 dolar güneş paneli ve aküye gitti. Arkanızda gördüğünüz invertörün 1 kilovatının güç değerinin parasal karşılığı 200 dolar. 700 dolara geldik. 300 dolar da BOS dediğimiz Balance of the System. Hı hı. Yani kablosu, taşıyıcı sistemi, nakliyesi, uygulaması. 300 dolar da buna yazdığınız zaman 1000 dolara biz bu sistemleri 5 kilovat ve katları şeklinde, yani minimum 5000 dolar. Hı hı. 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 1000 arttırarak Lego gibi, hı hı, panel tarafını, invertör tarafını ve akü tarafını büyütebiliyoruz. Diyeceksiniz ki bir eve ne kadar lazım? Mütevazi bir ev, yani bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolabı, televizyon, uydu sistemi, lambalar, normal bildiğimiz klasik bir mütevazi ev için 5 kilovatlık bir sistem yetiyor. Hı hı. Biraz lükse kaçtığınızda klimaları vesaireyi devreye soktuğunuzda 10 kilovat yetiyor. Yüzme havuzunuz vesaire olduğunda bu 15 kilovatlara çıkıyor. Çiftlik, bu örneğe geldiğimizde de bu 30, 40. 45, 50, 60 kilovatlara kadar çıkıyor. Ama fiyat 5000 dolar ve 1000 dolar ekleyerek artıyor. Minimumdan yukarı doğru çıkıyor. Aynı sistemi Victron'la yapmaya kalktığımızda ise bu 5000 dolar yerine 7500 dolar diye düşünebilirsiniz. Aynı şekilde o da 7500, 15000, 22500 dolar şeklinde artarak gidiyor. Evet, evet. Bu sistem burada her ikisinin de olmasının temel nedeni nedir? Tek bir tanesi tercih değil de ikisi birden. Aynen, çok güzel bir soru. Ben de burada ilk defa kendi kendime bir deneme yapmak istedim. Belki Türkiye'de de bu bir ilktir. Şimdi ben burada Kerem Bey iki tane halka oluşturdum. Birinci halka Victron halkamız. 5-5-5, 15 kilovat bu güç üretiyor. İkinci halkamız, Growatt'ımız 30 kilovat, her biri 5-5-5, 6 tane 30 kilovat. O da kendine göre bir halka üretiyor ve bu 30 kilovatlık bir halka düşünün. Burada da 15 kilovatlık bir halka düşünün. Normalde bunlar ayrı ayrı yerlerde ayrı ayrı kullanılıyordu. Burada hatta şu sigorta kutusuyla bunu kaldırdığımız zaman, ki buradan ekrandan da görebileceğiz. Bu sistem daha güçlü ve büyük olduğu için, 30 kilovat olduğu için bu sistemi besleyebiliyor. Yani biz iki sistemi birleştirdik Kerem Bey. Ve şimdi bu sistem şebekeyi Growatt'tan alıyor. Yani biz kendi kurduğumuz şebekemizi Victron'un şebeke girişine bağladık. Ama tabii ki burada püf nokta ne? Victron şebekeyi beslemiyor. Off-grid. Hı hı. Şebekeye geri basmak yok. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Bunu yaptığımız zaman Kerem Bey çok rahat bir şekilde yeni bir 45 kilovat daha, yeni bir 30 daha, yeni bir 15 daha bu halkalara ekleyebiliriz. Birinin çıkışı, yani Growatt'ların çıkışı bunun şebeke girişi. Bunun çıkışı başka bir sistemin şebeke girişi olarak birbirini destekliyor. En sonda onun girişine de en sondaki grubu da bağlayabilirsiniz. O zaman tam bir kapalı daire oluyor. Ama bu halkalarla büyüyebiliyor. Ve hepsi birbirini desteklediği için de kesintisiz, sınırsız bir enerji kaynağı. Burada kesintisiz enerjiye de ayrı bir parantez bence açmalıyız. Bu cihazlarla beraber şebeke gittiği anda normalde uzun süre bekleyen cihazlar da var. Onlarla karıştırmıyoruz bunları. Bunlar milisaniyeler mertebesinde hiçbir kesintiyi şey anlamadan. Tabii ki. Buraya detay tabii ki. Biraz bir parantez. Aynen açalım öyle. Bence. Şimdi bir kere bütün cihazlarınız güvende. Hiçbir cihazınız frekanstan ve gerilimden etkilenmiyor. Ve dediğiniz gibi geçişler milisaniye mertebesinde olduğu için elektrik kesintisi söz konusu olmuyor. Şimdi bunun verdiği güvenceyle biz tabii müşterilerimize şunu anlatmak istiyoruz. Mesela en son Ege'de çok yaşandı bu. Günde 20 defa elektrik gitti geldi. E şimdi düşünün, derin dondurucunuz var, elektriği kesilmiş durumda. Ya da çok önemli bir projeniz var, internetle
lazım. Elektriğiniz kesilmiş durumda. Ya da hava çok sıcak, klimanızı çalıştırıyorsunuz, elektrik kesilmiş durumda. Çok enteresan. Bu kesintilerden dolayı Ege bölgesinde son 3 ayda, 2-3 ay içinde biz en azından 15-20 iş aldık. Sırf bu sebepten dolayı. Yani vatandaşın burasına gelmiş. Artık gına geliyor. Evet, elektrik kesintisi yaşamak istemiyorum diye bize başvurdu. Biz yükleri ayırabiliyoruz Kerem Bey. Yani bir eve girdiğimiz zaman bir sigorta kutusunu düşünün. İçinde 20 tane sigorta var. Bunları UPS mantığıyla acil önemli olanların sadece biz beslemesini yapabiliriz. Vatandaş bu sayede diğer sistemi şebekeden kullanır. Ama kendisi için acil ve kritik olan yükleri biz güneşten ve aküden besleyebiliriz. Bu da ki ekonomi sağlar. Yani ilk yatırım maliyetini düşük tutmasını sağlar. Avantajları saydığım hani özellikleri arttırmak mümkün ve bakın ne kadar küçükse sistem o kadar basit, sade ve güvenilir oluyor. Ve işe yarayan. Evet. Müşterinin işini görüyorsun. Kesinlikle. Elektrik ihtiyacım vardı, karşıladım. Kesinlikle. Ama işi büyüttüğünüz zaman, karmaşık bir hale getirdiğimiz zaman tehlikeler de ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bunun yönetimi, skadası, iklimlendirilmesi bunlar da ciddi problemler. Dolayısıyla biz kendimize belli çizgiler oluşturduk. Minimum 5 kW. Bunun üstüne çıkıyoruz 60 kW'a kadar diyelim. Bu arada hiçbir sıkıntı yok. Her türlü şekilde çözüm sağlıyoruz. 60 kW'ın üstünde de artık profesyonel yazılımlar, yangın korumalar, soğutma bu gibi bir takım aksamlar devreye giriyor. Bunu da yapmak mümkün ama o başka bir segment, şebeke segmenti. Hı hı. Biz oraya pek girmek istemiyoruz. Niye girmek istemiyoruz? Zaten bizim amacımız şebekenin alternatifi olmak. Yani biz şebekeye hizmet etmek istemiyoruz Kerem Bey. İşin gerçeği bu. Biz kendi şebekemizi kendimiz oluşturup şebekeye olan bağımlılığımızdan kurtulmak istiyoruz. Bu kadar evrak süreci varken şehrin merkezindeyken bile uzaklaşmak isteyebilirsin. Bu sistemi şehrin göbeğinde de evine kurabilirsin. Hatta Ankara'daki videomuzda tam olarak buydu değil mi? Evet. Şimdi bunu niye yapabiliriz ve yapmalıyız Kerem Bey? Bir, şimdi benim yine birçok müşterim, elektrikli arabası olan olmayan, Ankara'da lüks villalarda oturan müşteriler, şebeke bağlantılı yaptıklarına, yapacaklarına pişmanlar şu an. Neden? Bir, elektrik kesiliyor, ortada kalıyorlar. Bir. İki, fazla elektrik üretiyorlar, şebekeye veriyorlar. Verdiği elektrik için dağıtım bedeli ödüyor. Dağıtım bedelini, faturasını geliyor. Son gelen mesela İncek'teki bir müşterime. 800 lira dağıtım bedeli gelmiş. 1000 lira elektrik satmış. Cebine kalan 200 lira. Alay eder gibi. Evet. Biz de aray paylaşıyoruz onları. Ve bakın ne kadar vahim bir durum. Sizin megawattlık bir güneş santraliniz var. Dağıtım bedeli ödüyorsunuz. 1-1,5 liraya yakın bir bedel. Küçücük evinizde 10 kW'lık sistemle aynı parayı ödüyorsunuz. Şimdi bu hak mı? Bunun düzenlenmesi, adam edilmesi, fiyatın revize edilmesi gerek. Orada iki tane cetvel bir diye koydukları ve iki tane ayırdıkları bir durum söz konusu ama günün sonunda o rakamlar da yüksek. Evet. Yani düşük değil ve uygulayıcısını, sahibini memnun edecek gelirler elde edemiyorsun maalesef. Bakın ne yazık ki Kerem Bey ülkemizde mikro üreticiler yani prosumer dediğimiz kendi elektriğini üretecek olan tüketiciler desteklenmiyor. Aslında dağıtık şebeke yapısının en önemli yapı taşından bahsediyorsunuz. Evet. Evet. Yani evinize kurduğunuz zaman en önemli dağıtık parçalardan bir tanesi oluyorsun. Çok kıymetli. Ya. Teşvik edilmesi gerekirken şu anki durumda maalesef öyle bir durum. Ne yazık ki. Yok. Hatta şeyi hiç söylemiyorum şu an. Hiç konuşmuyoruz. Yüzlerce hikaye var. Belediye izin yazısı. İtfaiye izin yazısı. Statik uygunluklar. Yani bunlar akla mantığa uymuyor. Özellikle 100 kW'a kadar. Mesela Almanya'da şu an 100 kW'a kadar 3 sayfayı beyan ediyorsun bitti. Kimse gelip kontrol bile etmiyor nasıl bağladığını. Her şeyi sen kendin yapıyorsun. Sorumluluk sende. 100 kW'ın üstüne çıktığında sana o zaman tamam diyor. TÜV. Ona da devlet TEDAŞ yapmıyor. TÜV geliyor. Her şeyi kontrol ediyor. Standart yapmış mısın? Kablolaman vesaire. Her şeyin doğru mu? Ona göre sana izin veriyor. Bizde de o noktaya geleceğiz ama biraz zaman alacak gibi duruyor. Bir de sektör de bu tarafa henüz daha yüzünü dönmemiş durumda. Yani Kerem Bey ben artık o konuda pek ne yazık ki iyimser değilim. Çünkü dediğim gibi oraya gelmek için belki yüzlerce yapılması gereken iş, değişmesi gereken kanun, yönetmelik var. Ve biz sivil toplum örgütleri olarak bunu bas bas bağırmamıza rağmen bir gece ansızın bir yönetmelik yayımlanıyor. Her şey alt üst oluyor.
Zaten yönetmeliklerin bu kadar sık değişmesi de enteresan. 30'a yakın kez herhalde değişti. Yani bu ilk defa bizim yaptığımız bir şey değil. Bunun bir belli bir standart yolu olması lazım. Bu kadar çok değişmemesi lazım ama maalesef o tarafta şey gibi, maç sonu muhabbeti gibi uzadıkça uzan bir muhabbete dönüşür. Şimdi orada en büyük problem şu. Ortak akıl Türkiye'de gündem dışı. Şimdi ortak akıl nedir? Benim bir geçmişim var, tecrübem var. Sizin bir geçmişiniz, tecrübeniz var. Ve bu doğrultuda biz oturmuşuz, yazmışız. Yüzlerce kişi güneş sektöründe her bölümden, her türlü firmadan, uygulamadan, üreticiden vesaire insanlar gelmişiz. Bu böyle olmalı diye yazmışız, belirtmişiz. Hatta derneklerimiz var. Mesela bir güzel örnek vereyim. Solar 3 Gigawatt Derneğimiz var. Çok güzel. Her hafta bir takım yorumlar, raporlar ve öneriler hazırlıyoruz. LinkedIn'de, WhatsApp'ta, EPDK'nın ve Enerji Bakanlığı'nın da görebileceği platformlarda bunları paylaşıyoruz. Ama ne yazık ki bunlarla ilgili ne bir davet, ne bir think tank, ne bir toplantı, ne bir seminer, hiçbir şey yapılmıyor. Yani bundan belki bir 10 sene önce ben şeyi hatırlıyorum, Enerji Bakanlığı'nda ve EPDK'da toplantılar yapıldığını, görüşlerimizi aldıklarını, hatta 2010 yılında Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu diye bir çalıştay düzenlenmişti, bir organizasyon vardı. TÜBİTAK'ın bir projesiydi, üniversiteler vardı, kamu kurumları, özel sektör. Şimdi bunların hiçbiri yok. Evet, üzücü. Çok üzücü. Ve yeri geldiğinde herkes işine gelen kısmı Avrupa'da. Avrupa'da bak böyle diyor ama bu konunun mesela Avrupa örneklerini hiç söylemiyoruz. Evet. Balkon tipi kurulumlar mesela. Evet. Geçen bir videomun altına yorum yazmışlardı. 600 watt'a kadar galiba. Direkt alıp kurabiliyorsun hemen balkonuna. Tabii. Kimse de bir şey söylemiyor. Tabii. Süpermarketlerde satılıyor. Gidiyorsunuz Bauhaus gibi, işte Koçtaş gibi, IKEA gibi yerlere. Orada zaten mikro invertör, güneş paneli ve taşıyıcı sistemi hazır. Hı-hı. Alıyorsunuz, arabanıza yüklüyorsunuz. Genelde onlarda tabii station wagon. Hı-hı. Arabanıza atıyorsunuz, götürüp bağlayıp ekonomi sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Tabii ki yani. Yani biz o noktaya maalesef gelemedik. Gelmek için de çok çabalıyor muyuz? Bence çabalamıyoruz. O yüzden insanlar alternatif arıyorlar. Mesela smart meter'lı yasal olmayan kurulumlar yapıyorlar. Bu evet. da iyi bir şey değil. Evet. Şebeke kontrolünü sağlayan dağıtım şirketi için çok dezavantajlı bir durum. Bence ileride durum şeye de gidecek. Hani Wi-Fi'yi bir kişi modem alıp da yan komşular internet paylaşıyorlar ya, bu sefer birisi güneş enerjisi kuracak, yan komşularına elektrik verecek gibi gayri resmi süreçlerin artacağını düşünüyorum ben. Yani tabii bunlar off-grid olarak yapılabilir. Hı hı. Yani off-grid olarak siz bir köyde ya da şehrin ortasında bir apartmanda ya da kırsal bir alanda dediğiniz gibi büyük bir sistem kurup komşunuza elektrik verip onun kullanımını sağlayabilirsiniz. Ama tabii bunun faturalandırılması, işte sattığın elektriğin karşılığında parayı resmi olarak alman, bunlar sıkıntılı süreçler. Yok, ben şey açısından söyledim özellikle abi. Şehir şebekesinden artık evrak süreçleri o kadar bunalttık ki biz kendi sistemimizi kuralım, kendi evet. içimizde dağıtalım enerjiyi, kendi içimizde de bir şekilde parasal hallederiz noktasına aynen, gider. Aynen, bir imece usulü. Evet. İmece ama usulü. Hani bu evet. senin kontrolünden çıkmış olacak. Evet. Dağıtım şirketi, hani burada kontrol sende olması lazım ya bu şebekenin. Bu insanları evrak süreçlerindeki bu yorucu taraf yüzünden farklı şeylere itiyorsun. Yani hiç hoş olmayan şeylere itiliyor dediğin doğru. İnsanlar kendi kendilerine çözüm evet. bulmaya çalışıyorlar. Çözüm arayışı içindeler. Şimdi bakın, ben çok vahim bir şey söyleyeceğim size. Ankara'da bizim birkaç müşterimiz aylık ödediği kira bedeli kadar elektrik faturası ödüyor. İnanılmaz ve bu insanlar ve bu insanlar gitmişler. Bu konuyu açtığın çok iyi oldu. Şimdi son geçen iki haftalık olay bu. Ostim'de, İvedik'te, bak yerini söylüyorum, karşılaştığım durum. Ostim'de, İvedik'te geliyor müşteri, yani tüketici, elektrik dağıtım şirketine diyor ki benim çatım boş. Ben kendi elektriğimi kendim üretmek istiyorum. Ve burada resmi izin istiyor. Evet, kapasite dolu. Şimdi bu adam, anlattığım insanlar ayda minimum 50 bin lira, 80 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira elektrik faturası ödeyen insanlar. Bunlar ödemek istemiyorlar. Geliyorlar bize. Şimdi ben onlara hukuk çerçevesi içinde, anayasa çerçevesi içinde ve sosyal hakları çerçevesi içinde bir öneri sunmak zorundayım. Ben onlara şunu söylüyorum. Smart metre önermiyorum. Yasal değil zaten. Yasal değil. Diyorum ki bakın, bu işe girerseniz bir takım sıkıntılar var. Bunu bırakın. Ne öneriyorum Kerem Bey? Off-grid. Yani şebekeyle hiçbir işimiz yok. Hatta sigortayı da kapatıyoruz binada. Gelin biz kendi içimizde çözelim. Diyorlar Serkan Bey nasıl çözeceğiz? Tamam, nasıl çözeceğiz? Güneş panelini koyacağız. Akümüzü koyacağız. Ve enerjiyi depolayacağız.
gece kullanacağız. Zaten bunlar gündüz çalışan iş yerleri olduğu için akü kapasitesini küçük tutup PV'yi büyük tutup burada püf nokta off-grid invertörü. Bunu da Victron olsun, Gruvat olsun bize sağlıyor. Evet, geldiğimiz noktada zaten batarya fiyatları da oldukça aşağı indiği için devasa bir batarya grubuyla koca bir fabrikayı bile idare etme çok mümkün hale geldi. Evet, evet. Evet, dilerseniz şimdi Deniz abi bize buradaki sistemin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, temel özellikleri nedir bize anlatsın. Hatta ben de çekileyim konteynerde alan limitli. Daha geniş geniş rahat rahat anlatsın bize. Söz sende abi. Teşekkür ederim. İlk önce ürünleri anlatayım, sonra da sistemi evet. Açıp programı anlatayım. Şimdi burada her biri 5 kilowatt saatlik 9 tane akü kullandık. Bunlardan aldığımız enerji C-rate dediğimiz maksimum çekebileceğimiz enerji miktarı 5 kW'a yakın. Yani C rate'imiz 1. Dolayısıyla bunları birbirine paralel bağlayarak ve her birinin de birbiriyle iletişimini sağlayarak, bu çok önemli biliyorsunuz SCADA'sı için, her bir akünün BMS'i diğeriyle bağlantı halinde. Her biri diğerini görüyor. Tabii invertörler de aküleri görüyor. Şimdi sırayla aküleri açıyorum. Birinci akü, ikinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 45 kilowatt saat toplam bir enerji kapasitemiz var. Bu gece kullanımları için ve işte su pompası için, kuyudan suyu çekmek için, çiftlik için, hayvanlar için vesaire ve tabii bir miktar da evi beslemek için. Şimdi aküleri açtıktan sonra sırasıyla invertörleri açıyorum. Her biri 5 kilowatt. Bu iki invertör, birinci faz, burada 3 faz bir sistem var. Birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz. Şimdi onu göstereceğim. Bakın birinci akü invertörümüz. İkinci, üç, dört, beş ve altı. Şimdi bu altı invertör açıldıktan sonra ilk önce data ve SCADA sistemi üzerinden aküleri ve kendi içlerindeki bağlantıları kontrol ediyorlar. Biz ona göre kendi içlerindeki iç bağlantıları yaptık ve birdenbire bu ikisi birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz oldular. P1, P2, P3 şeklinde ve invertörler açıldı, eve elektriği verdiler. Şimdi biraz ileride, 70 metre ileride güneş panellerimizin montajı yapılıyor. Onlar henüz bağlanmadı. Ama ben hemen konteynerin üstüne iki grup güneş paneli taktım. Onları bağladım. Şimdi de onun buradan sigortasını kapatıyorum ve ilk invertör de burada. Bakın güneş panelinin elektrik ürettiğini şu an görüyorsunuz. Başladı. Burada güneş panelini görüyorsunuz. Akünün doluluk durumu, invertör ve evi beslediğini gösteriyor. 3P3 de bunun 3. faz olduğunu bize gösteriyor. Şimdi burada 3. faz, 2. faz ve 1. faz. 1. faza geldiğimizde ilk invertör master. Diğer invertörler slave. Şimdi master invertöre bastığım zaman ben burada istediğim programı yapabiliyorum. Nedir bu? Güneşin kullanımı ile ilgili mesela bakalım bu programlar, opsiyonlarımız neler? Birinci opsiyon, solar utility battery. Yani ilk önce güneş, sonra şebeke, sonra akü. Bu birinci opsiyon. Başka ne opsiyonlarımız var? Bu sefer güneş, akü ve en son olarak şebeke. Bu opsiyonumuz var. Sadece şebeke, kendi içinde ki programı kendinin yapacağı şekilde güneş öncelikli program. Yani 4 tane farklı programı buradan seçebiliyoruz. Bu programlara göre şebekeyi, aküyü ve güneşi hangisini öncelikli ne kadar kullanabileceğine karar veriyor. Şimdi buradan devam ediyorum ben size. Birkaç şey püf nokta göstermek istiyorum. Buradan baktığımızda lityum aküye bağlı olduğunu görüyorsunuz. 5. program lityum aküye bağlı olduğunu görüyorsunuz. Bu çok önemli. Ve burada yüzdelere geliyorum. Mesela burada aküleri %50'ye kadar tüket, daha fazla tüketme demişiz. Ama ben bunu azaltacağım. Mesela bunu %25'e kadar düşüreceğim. Bunu asla sıfır yapmıyoruz. Lityum akülerde kesinlikle boşaltmıyoruz. Mesela %24 olarak bunu ayarladım. Gördüğünüz ayar oldu. 13. ayarda %95'e kadar şarj edeceğini gösteriyor. Bunun da uygun görüyorum ve çıkıyorum programda. Bu gibi menüden, bunun kendi kitapçığı var, programlarını yapabiliyoruz. Müşterinin kullanımlarına göre de bu programları seçiyoruz. Şimdi burada önemli olan püf nokta şu Kerem Bey. Müşteriye imzalattığımız konu şu. Senin elinde 5, 10, 20, 30, 45 kW güç var. Bu gücün üstüne çıkamazsın.
pik güçlerde, anlık güçlerde bu gücün üstüne çıkamazsın. Çıkarsan ne olur? İnvertör kendini kapatır. Elektriğin kesilir. Buna dikkat edeceksin. Bunun üstüne çıkmak istiyorsan bir inverter daha eklemek zorundasın. Birinci önemli konu bu tüketici için. İkinci önemli konu da artık yaşam alışkanlıklarını güneşe göre, elektrik üretimine göre biraz ayarlamaları gerekiyor. Bu ne demek? Çamaşırını, bulaşığını öğlen vakitlerinde yıkamalarını tavsiye ediyoruz. Elektriği daha çok gündüz vakitlerinde tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Geceye mümkün olduğu kadar az enerji tüketirlerse akü bankası o kadar küçük olur. Dolayısıyla ilk yatırım maliyetleri de o kadar düşük olur. Ürünlerle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Çok teşekkürler. Gayet basit, pratik ve işe yarar bilgiler aldık. Tabii bu kablolar vesaire toparlanacak, daha derli toplu bir görüntü olacak. Şu an daha kurulum aşamasındayız. Bunun tekrar altını çizelim. Şantiye aşamasındayız. Zaten kapaklarını kapatacaksınız. Burada nedir bunlar? Akım paylaştırıcılar, akü bağlantı kabloları, fazlar, her bir fazımız, 3 faz kablomuz, nötr ve toprak bağlantılarımız. Kablolar da zaten bunlardan ibaret. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İsterseniz öbür sistemi de tabii tanıtalım. Ki. Evet, şimdi Kerem Bey bu sistemi de anlatmak istiyorum size. Burada da 3 tane 5 kW'lık invertör görüyorsunuz. Bu invertörün o invertörden farkı, en önemli farkı trafolu bir invertör olması. Trafolu olduğu için tabii elektriksel olarak daha güvenilir. Ama aynı zamanda bütçe olarak da videoda da söylediğim gibi biraz daha pahalı bir ürün. 5 kW 3 tane invertörümüz var. Burada tek fazda 15 kW ya da 3 fazda 5 kW olarak yapabiliyoruz. Biz bunu 3 faz 5 kW olarak yaptık. Ona göre programladık. Ve burada da solar şarj cihazımızı görüyorsunuz. Bu büyük bir cihaz. Çünkü buraya 4 tane MPPT'si var. 4 tane ayrı güneş panelinden grup girebiliyoruz. Bu da bizim şarj cihazımız. Burada DC bağlantı baramız. Yani artı ve eksi baramız. Hem invertörlerden hem de aküye giden bağlantı. Servo Geeks ve kameramız da. Bu da işin beyni. İşin açıkçası orkestra şefi, yönetimi diyebiliriz. Buradaki en önemli özellik bu akü 15 kWh. Diğer aküyle hacimsel ve büyüklük olarak karşılaştırırsanız hemen hemen 3 katı daha küçük. Yani normalde o akü bu boyutlara geldiği zaman 7-8 kW olur. Ama bu boyut olarak 15 kWh'lik bir akü. Çok daha küçük. Ve bu akünün bir özelliği var Kerem Bey. İçindeki prizmatik hücrelerin her birinin gerilim seviyesini görebiliyorsunuz. Yani içindeki prizmatik hücrelerden tek bir tanesinde bir zayıflık ya da bir anormallik olduğunda müdahale edebilirsiniz. Bu çok önemli bir data. Özellikle işletme açısından. Bu akünün de öyle avantajlı bir özelliği var. Şimdi bu sistemi de açayım. Buradan bakın bir DC açma baramız var. Şimdi verdim elektriği. Kontrollerini yapıyor ve aküden aldı elektriği. Ona da altılı yine bir güneş paneli grubunu bağladım. Birazdan onun da yine elektriğini vereceğim. Buradan da touch screen'den de datalara ulaşabileceğiz. Şimdi açılacak. Biraz beklememiz gerekiyor. Evet, geliyor bakın Kerem Bey. Aküler %99 doluymuş. Bakın güneş PV şarj 0. Şimdi onu da açacağım. Güneşten de bunu şarj etmeye başlıyoruz. Orada da değerleri evet şimdiden gelmeye başladı. 500 watt bakın şu an. 500 watt 900 watt'a çıktı. Aküler %99 dolu olduğu için çok yükseltmeyebilir. Onu düşük tutabilir. Çok normal. Evet, burada da gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Şimdi burada bir püf nokta var Kerem Bey. Demin konuştuğumuz bir konu vardı. İsterseniz bir ona bakalım. Şimdi grovatlardan aldığımız elektrik, ürettiğimiz elektrik yükleri besleyecek ama aynı zamanda biz Victron grubuna da bu elektriği vereceğiz. Dolayısıyla bunun çıkış elektriği, bunun giriş elektriği olacak ve bu sayede iki tane farklı grubu ve çemberi birleştirmiş olacağız. Bunu bir hep beraber görelim, kontrol edelim istiyorum. Şimdi bakın burada AC giriş L1, birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz hepsi sıfır gördüğünüz gibi ekranda. Fakat çıkışlar bakın burada 230 voltu görüyoruz. Yani şu an burada güneşten alıyor, aküler dolu ve eve elektriği veriyor. Şimdi gelelim püf noktaya. AC girişler sıfırdı. Buradaki sigortayı açtığım zaman burada girişleri okumamız gerekiyor. Evet, açıyorum şu an Kerem Bey. Evet, açtım ve anında bakın L1, L2 ve L3 girişlerinde 230 voltu gördü.
Dolayısıyla şu an iki loop'u, iki çemberi Kerem Bey birleştirmiş olduk. Deniz abi, sen bu konteyneri tasarlarken sadece çatısını kullanmadın. Dış cephesini de kullandın. Bu benim ilk gördüğümde çok hoşuma gitti. Çünkü evet, her fırsatta bunu anlatmaya çalışıyorum ben de. İstersen dış cepheye gidelim. O panellerin önünde konuşalım birazcık da. Çok memnun olurum. Çünkü orada da söylemek istediğim püf bir nokta var. Deniz abi, şimdi bir konteyner var ama yan cephesinde de güneş paneli var. Ben ilk gördüğümde çok hoşuma gitti. Çünkü anlatmaktan artık gına geldi. Bu işler sadece çatıya kurmayla olmaz diye. Sen de burada tam konteyneri kaplayacak şekilde 6 tane güneş paneli yerleştirmişsin. Anlatır mısın bize? Evet, evet. Kesinlikle Keremcim. Şimdi tabii birinci konu, güneşi gördüğümüz her yerde güneş panelini tabii ki kullanabiliriz. Tek sıkıntımız ve itirazımız gölge. Gölgenin olmadığı her yerde güneş panelini kullanabilirsin. Şimdi ben burada niye bu şekilde bir uygulama yaptım? İki sebebi var. Birincisi, bu konteynerin güneşten ısınmasını istemiyorum. Isınmasını istemediğim için bunun önüne bir koruyucu cephe oluşturdum. Birinci fonksiyonu bu. İkinci fonksiyonu ise bu off-grid bir sistem. Yani güneş batana kadar ve son dakikaya kadar ben güneş ışığını alıp elektriğe dönüştürmem lazım. Aküye depolamam lazım. Bu kullanıcıların hizmetine vermem lazım. Bu doğrultuda da dik batı cephesi özellikle kış güneşi için mükemmel. Çünkü biliyorsun kışın güneş yatar, yazın tepededir ama kışın yatar. Kış güneşinde hem akşam hem de yattığında bana maksimum performansı vereceği için dediğin gibi 6 tane güneş paneli, toplam 3 kW'lık bir kurulu gücümüz var burada bu cephemizde. Aynı şekilde yukarıya da 3 kW'lık bir sistem kurdum. Dolayısıyla bu konteyner Kerem Bey bir anlamda bir enerji kutusuna, enerji kübüne dönüştü. Evet, doğru bir tanım oldu bence. Enerji küpü güzel bir tanım oldu diyebiliriz. Evet. Herkes çatıyı kullanıyor. Çatı alanım bu kadar. O yüzden bu kadar panel koyabildim. Evet. Dış cepheyi de koyabilirsin. Benim yaptığım gibi çitlerine de koyabilirsin. Üretmez kesinlikle diyorlar ya, gerçekten üretiyor. Hatırı evet, sayılır balkona derecede da koyabilirsin. Enerji üretiyor. Elbet, evet. Çitlere de koyabilirsin ki biliyorsun agro PV'de birçok uygulama evet, özellikle çit şeklinde kesinlikle yapılıyor. Traktörün geçeceği şekilde 3-5 metre boşluk bırakılıyor ve çit şeklinde ince uzun ip gerer gibi hatlar oluşturuluyor ve son derece yüksekte verim alınıyor. Bu tarz farklı uygulamaları ülkemizde sayısını arttırmamız gerekiyor. Yüzergesler mesela aynı evet, şekilde sayıları çok az. Dik agro PV'ler çok az. Sadece evet, çatı veya arazi diye bir başladık, hep öyle devam ediyor. Bu iş sadece öyle bir şey değil. Değil. Altında değil çizmiş olduk. Gerçek bir evet, görselle çalışır vaziyette evet, bir ürünle bunun altını çizmiş olduk. Kesinlikle öyle ve gölgemden de anlaşılacağı gibi videoda da görünüyordur. Ne kadar verimli bir şekilde şu an maksimum seviyede güneşin ışınlarını dik bir şekilde elektriğe çeviriyor. Ve zaten kış aylarında biz enerjiye o kadar çok ihtiyacımız var ki günün her saati dikey olan sistem belki öğlen saati üretmeyecek ama zaten onu üreten bir bölüm var. Evet. Asıl ihtiyacımız olan akşama doğru olan enerji ihtiyacını aynen dikey öyle paneller çözmüş olacak. Aynen öyle. Şimdi orada şunu belirteyim Kerem Bey. Şimdi şebeke bağlantılı bir sistemde siz güney cephe yapabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü maksimum öğlen vakitlerinde elektriği alıp şebekeye veriyorsunuz. Ama off-grid'de durum başka. Şimdi öğlen zaten off-grid içinde fazla yeterince güneş var. Ama off-grid'de akşam ve sabah erken güneş çok az. Dolayısıyla bu cephe uygulamaları akşam güneşi için çok çok faydalı, sabah güneşi için çok çok faydalı ve bizim hani bir çan eğrimiz vardır ya, biz onu resmen bir dikdörtgen prizmaya çevirmeye tracker çalışıyoruz. Tracker sistem eğrisine benziyor. Evet, evet, aynen öyle. Gayet ben çok hoşuma gitti ve böyle kurulumların artmasını çok istiyorum. Burada gördüğüme de gerçekten çok evet, sevindim. Evet, sağ olasın. Siz buradasınız diye demiyorum, gerçekten böyle olmalı uygulamalar. Evet. Bütün evet, yüzeylerden faydalanmalıyız. İşte bu kadar. Harika güzel bir manzara da var burada. Evet. İzmir'in Karaburun'un en ucuz, hatta burada bir fener de varmış herhalde. Ben şimdi o fenerin peşine gideceğim. Ona da akşamüstü gidelim. Evet. Güneşin batışını oradan görelim. Çok güzel olur. Gerçekten uç noktadayız. Karşıda iki tane Yunan adasını görüyoruz. Hı hı. Gece ışıklarını da görebiliyoruz. Komşularımıza da el sallıyoruz buradan. Yani özel bir yer, özel bir proje. Çok da farklı bir proje. Evet. Evet, aynı zamanda farklı olmasının sebebi burada 60 dönüm arazi içindeyiz. Bu arazide en yakın şebeke bize 10-15 kilometre uzakta. Dolayısıyla oradan şebekeyi buraya getirmek çok büyük, ciddi bir masraf. Buna hiç gerek yok. Biz kendi mikro şebekemizi bu şekilde
çözmüş oluyoruz. Bir de güneş panellerini yerleştireceğimiz bir platform var. Onu da gösterelim. Orada da araziye doğu batı şeklinde güneş panellerini koyuyoruz. Ve buradaki çiftlik diyeceğimiz, öyle tabir edebiliriz, evet, herhalde yanlış, evet, olmaz. Bütün ihtiyacını kurduğunuz bu konteyner ve oradaki arazideki paneller karşılayacak. Kesinlikle. Harika. Valla ben çok sevindim. Böyle projelerin sayısının artmasını ve biz bunları videoladıkça da inanılmaz keyif alıyoruz. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde ve farklı senaryolara çözüm üretecek şekilde olması da, evet, bizim hep söylemlerimizi destekleyici oluyor. Çünkü biz bütün senaryoları çözebiliriz diyoruz güneş enerjisiyle. Bu da bunların kanıtı oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Aynen öyle. Kesinlikle. Sizinle video yapmak ayrı bir keyif. Sağ olun. Ankara'da da yapmıştık. Burada da yapıyoruz. Evet. Umarım farklı yerlerde de yapmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Çok keyifli, güzel işler. Söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyelim ve videomuzu sonlandıralım dilersen. Çok teşekkür ederim. Yani bizler için de her yeni proje yeni bir öğreti oluyor. Buradaki en önemli fark bizim farklı 3 grubu. Yani 2 grup demiyorum. 2 grup ayrı invertörümüz var ama buraya bir de dizel jeneratör koyacağız. Dizel jeneratörü de koyduğumuz zaman üçü birbirine senkronize olacak, bağlanacak. Yani dolayısıyla bunların Lego gibi büyütülmesi, parça parça güneş panellerinin, invertörlerin ve akülerin arttırılması müthiş bir avantaj. Harika. Zaten dışarıdan da sağlam bir ses geldi. Artık aynen, videoyu bitirin diyorlar herhalde. Evet. Buradan İzmir'den, Karaburun'dan, gerçekten ben ilk defa geldim buraya. Hakikaten İzmir'in uç noktası. Fener'i de çok merak ediyorum. Oraya da gideceğiz şimdi. Evet. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Video açıklama kısmında zaten Deniz abinin iletişim bilgilerini, web sitesini paylaşacağız. Bu tarz bir sisteme ihtiyacınız varsa kendisiyle bağlantıya geçebilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. İzmir Karaburun'dan hepinize selamlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet. Çekim günü İzmir'e gideceğiz ama bizim buralar yağışlı. Aynı gün birkaç saat içinde hava değişimi.